Yaşamın İçinden programımıza hoş geldiniz. Ekranlarınızın başına ve 97.7 Asafen frekansından da bizi takip eden dinleyicilerimiz, onlar da hoş geldiler radyolarına. Tabii ki yol boyunca bizi dinleyecek olanlar trafikte çok dikkat etsinler diyelim ve programımızı açalım. Bir bayram tatilinden çıktınız, evet biz de aynı şekilde. Ama bugün Yaşamın içinden çok renkli bir kareyle sizlerle birlikteyiz AsTV ekranlarında. Burcu Üstüner bugünkü konuğumuz, kendisi fotoğraf sanatçısı. Biraz onu tanıyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben 1980 yılında doğdum İstanbul'da. Fotoğrafçılık eğitimime Yıldız Teknik Üniversitesi'nde başladım. Daha sonra İstanbul'da İllüzyon Fotoğraf bünyesinde de reklam fotoğrafı asistanı olarak da bu işe devam ettim. Hatta tanınmış firmalarla çalıştınız. Evet. Beko, Efes Pilsen gibi. Rixos, Superfresh, bu tarz firmaların ürün çekimlerini, katalog çekimlerini gerçekleştirdik. Daha sonra ise Kıbrıs'a geldi. Kıbrıs'a geliş nedeninde eşimin Kıbrıslı olması ve evlilik dolayısıyla buraya gelmiş oldum. Ben bunu size soracaktım aslında hocam. 2007 yılında Kıbrıs'a yerleştiniz. Evet. Neden diye notlarımda vardı. Sebebi budur demek evet, ki. Evet, eşimin Kıbrıslı olması ve artık hayatıma burada devam etmek isteyişim. Evet. Dolayısıyla 2007 yılında buraya geldim. Şimdi nasıl tanıştınız çok merak ettim. Tanışma hikayemiz enteresan. İnternette tanıştık biz. İnternette? Evet. Ne güzel. İnternette fotoğraf sayesinde tanıştık aslında. Ortak noktanızdı. Bir internet sitesinde benim sergileme alan bir fotoğrafım vardı ve onun üzerine benimle iletişimle geçti eşim ve fotoğraf hakkında konuşarak biz internette bugünlere geldik. Çok güzel gerçekten. Şimdi sizin fotoğraflarınızdan oluşan görüntülerimiz var elimizde. Evet. Eğer hazırsa arkadaşlarımız, evet arkamızda görmüş olduğumuz. Siz gerçek kareler çekiyorsunuz. Açıkçası şöyle açıklamam gerekirse, benim stüdyom yok. Mesela bu gördüğünüz biraz önce işte gelin çimenlere yatmış gerçek çimen. Yani ortaya sonradan sanal bir fon koyulmuyor. Evet. Ne yaşanıyorsa gerçek mekanda yaşanıyor. Dediğim gibi yani stüdyo fotoğrafı değil benim yaptığım iş. Yani daha çok serbest fotoğrafçılık. Dolayısıyla ben Kıbrıs'ın her yerinde kişiye özel hizmet veriyorum. Mesela demin iskelede yatan bir gelinim vardı. Yani o mekanların hiçbirisi yapay değil. Peki bu işe nasıl girmeye karar verdiniz? Hani eşinize işte biz böyle bir şey yapalım dediniz ve başladınız mı? Şimdi şöyle, zaten ben İstanbul'dayken reklam fotoğrafıyla uğraşıyordum. Aslında alanım ürün fotoğrafçılığıydı. Ama buraya geldiğim zaman Kıbrıs'ta biraz reklam piyasası ne diyeyim daha tam yoluna girmemiş. Evet. Birazcık daha kademe sarf etmesi lazım. Çok yol kat etmesi lazım diyebiliriz biz ona aslında. Ama sonuçta zaten ben Yıldız Teknik'te yani bu işin mutfağında piştiğim için, fotoğraf bölümü mezunu olduğum için Kıbrıs'ta böyle bir açık gördüm. Yani burada hep geleneksel bir stüdyo fotoğrafı anlayışı vardı. Evet. Ve Türkiye'de de yani özellikle İstanbul'da baktığım zaman da mesela düğün günü projeleri. Mesela bu nedir? Geline özel projeler. Atmıyorum aslında, yapıyorum. Gelin sabah yataktan kalktığı andan itibaren fotoğraf çekimi. O günün sonuna kadar. Çünkü o gün bir daha geri gelmeyecek. Bütün gün boyunca olan hazırlık. Yani tabii kişinin isteğine göre. Kimisi belki sabah kalktığı andan istemez ama kuaförden itibaren ister bunu. Ve biz o andan itibaren çekmeye başlıyoruz. Ya da sadece düğün çekimini ister. Bu tamamen kişiye bağlı. Evet. Yani eşimle beraber yaptığımız şey ise geleneksel stüdyo anlayışının dışında farklı bir bakış açısı arayan insanlara hitap etmekti. Dediğim gibi ben buraya geldiğim zaman kamera ile bu iş yapılıyordu. Yani gelinin peşinden kamera ile bu çekiliyordu ama fotoğraf anlamında pek bir şey yoktu. Evet, istenirse o kişi fotoğraf da çekiyordu ama daha çok kamera ile bir şeyler oluşturmak istedi. Ben de bu neden hani fotoğraflı olmasın? Çünkü benim de mesleğim bu. Evet. Böyle bir şeyle yola çıkalım dedik ve biz 2008 yazından itibaren aktif olarak bu çekime başladık. Açıkçası ilk başta çok kaygım vardı. Çünkü ben buraya geldiğim zaman sadece eşimin ailesini tanıyordum. Hani başka akrabam yok, kimseyi tanımıyorum. Kısa zamanda çok fazla ilgi gördüğümü düşünüyorum aslında. Çünkü yavaş yavaş tanınmaya başladım. İşte bir kız varmış, böyle yapıyormuş diye diye insanlar da biraz hani burada fısıltı gazetesi denilir ya aslında, evet, en büyük reklam odur.
insanlarla buranın çalıştık. Buranın küçük bir yer olması, her çok türlü haberin avantaj. Çabuk yayılmasıyla ilgili. İyisiyle kötüsüyle evet. Her haber çok çabuk yayılır. Gerçekten eşim de zaten fotoğrafçılığı hobi olarak yapıyordu. Ve dedik ki ikimiz beraber bu işi yapabiliriz. Çünkü tek başınıza yapmak bu işi çok zor. Aslında bir de işin görünmeyen yüzü var. İşte makinelerimiz çok ağır, taşıdığımız ekipman çok ağır. İşte çalıştığımız saatler çok fazla. Siz ikiniz mi şu anda? Şu anda ikimiziz. Evet. Ya Burcu Üstüner fotoğrafçılık dediği zaman sadece iki kişidir sizin karşınızda olan. Bütün çekim aşaması ve daha sonra işin mutfak kısmı dediğim bilgisayardaki Photoshop işlemlerine falan sadece iki kişi sorumlu. Eşim ve ben. Dolayısıyla müşteriye X bir kişi bunu böyle yaptı da bu böyle oldu deme şansımız yok. Peki yetişiyor mu mesela yaz aylarında yaz mevsimi, düğün mevsimi evet. diyebiliriz. Evet. Nasıl yetişebiliyorsunuz? Şimdi şöyle yaz aylarında hep çekimdeyiz. Dediğiniz gibi düğünler oluyor. İşte kimisi sabah 8'den itibaren istiyor, gece 1'e kadar düğün sürüyor. Böyle bir karmaşa. Mezuniyetler de var. Sadece düğünler de değil. Aslında mezuniyet... sadece düğün de değil. Doğum da çekiyorum. Hamilelik de çekiyorum. Yani daha farklı sektörlerle de çalışmaya başladım artık. Dolayısıyla çok yoğun bir sezon, yaz sezonu. Özellikle düğün olarak. Bizim yaptığımız yazın devamlı çekim yapmak, kışın ise yani bu aralardaysa yani Ekim'den itibaren de devamlı bilgisayar başındayız. Çünkü müşteriler fotoğraflarını seçer. Ve biz onları bilgisayarda artık işlemeye başlayıp baskı haline getirip teslim ederiz. Yani yaz boyunca biriktirdiklerinizi kışta işlemeye evet. başlarsınız. Çünkü imkansız bir şey. Siz bütün yaz, her hafta sonu ve hatta artık hafta içine taştı biliyorsunuz evet, düğünler. Evet, çarşambaları da var artık, perşembeleri kesinlikle de. Öyle. Devamlı çekimde olduğunuz zaman ve bu arada evet. iş görüşmelerini de yapıyorsunuz. Yeni insanlar sizden, işte bugününüz boşsa bizimle çalışır mısınız? O insanlara da zaman ayırmanız lazım. Yani böylece bütün bir yaz doluyor. Ve dediğim gibi artık Ekim'den itibaren bu bilgisayar işlemlerini yapmaya vaktimiz evet, tabii var. Tabii biraz daha bir durgunluk olduğu evet, için. Evet, kesinlikle. Yani bu şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Mesela o demin geçtik gerçi ama... Evet. Ben de tam göremedim hangisiydi. Şey, gelebilirsek mümkünse ya da bundan bahsedelim. Bir durabilirsek... Bu çok komik durduk, bir fotoğraftı. Durduk sanırım. Evet, durduk. Şimdi... Duramıyoruz. Nasıl? Mesela bu nasıl hazırlandı? Şimdi biz çiftlerle ilk başta, yani bizi mesela atıyorum siz benim müşterimsiniz. Evet. Beni aradınız, işte düğün tarihini söylediniz. Dediniz ki bu tarihte boş musunuz? Baktık evet boşuz. Biz ne yapıyoruz? Siz hangi şehirde olursanız olun, sizin yanınıza geliyoruz sadece görüşme yapmak için. Evet. Biz ne yaparız? Yani ben Karpaz'da bile olsam. Tabii ki de. Siz oraya gelirsiniz sadece görüşme için. Sadece görüşmek için. Mesela yani... tamam bu doğal bir ortamdan çekiyor. Çok evet. merak ettim. Bu evet. neresi? Neresi? Burası Girne. Girne. Evet. Allah Allah. Nerede acaba? Çok güzel göründü. Yani gördüğünüz bütün... Renkleri canlandırdınız mı ama? Tabii ki. Ondan. Yani o tarz zaten Photoshop işlemi dediğimiz bizim. Photoshop. Yani kesinlikle birazcık renkleri canlı. Mesela daha pastel ton seven evet. insanlar mesela var. Mesela buradaki yeşili çok güzel... yaptınız. O yüzden şey yapamadım. Evet, Karpaz'a kadar gelirsiniz yani. Mesela evet, Karpaz'dasınız. Ne yaptık? Biz eşimle beraber geldik sizinle evet. görüşme yapmaya. İşte siz kimsiniz? Biz kimiz? Ne iş yapıyoruz? Örneklerimizi size anlatırız, gösteririz. İşte ve sizin birazcık da analizinizi yapmaya çalışırız. Yani sizin fotoğrafa bakış açınız nasıl? Siz fotoğrafta nelerden hoşlanırsınız? Neleri seversiniz? İşte daha fotoğraflarınıza daha böyle prenses gibi mi çıkmak istersin yoksa daha çılgın mısınız? Bu şekilde tarz belirlemeye çalışırız. Ama bu sadece bir görüşme. Yani daha ön bizim, görüşme. Ön görüşme. Çünkü sizin bir de karar verme süreniz var. Sonuçta biz fiyat listemizi, her şeyimizi o kişiye bırakırız. Bütün hizmetlerimizi anlatırız. Artık kişinin karar verme aşaması başlar. Evet. Daha sonra kişi karar verdiğinde de tekrar buluşuruz. Bu sefer de sözleşmemiz var bizim. Sözleşmemizi imzalarız. Gerekli detayları konuşuruz. Ve düğünden de muhakkak 2 ya da 3 hafta önce tekrar buluşuruz eşiyle beraber. Bu sefer ki mekan belirlemeye çıkarız. Tarzına uygun. Nerede ne çekebiliriz, ne yapabiliriz. Yani bir nevi düğün öncesi prova diyelim biz buna. Evet. Bu şekilde çalışınca düğün günü aslında kafanıza çok fazla soru işareti kalmaz. Hani bu kız beni nereye götürdü, nerede ne çekecek demezsiniz. Bir de önceden artık, konuşulmuş olur bütün ki, detaylar. Her şey. Çünkü nedir? Aslında düğün dediğiniz çok büyük bir detay. Hayatınızdaki en büyük, en detaylı hesapladığınız şey.
Ama 3-4 saatin içinde olup biten bir şey aslında. Evet ya, zaten mesela belki kendi düğünümde de hepsi bu muydu dedik. Evet, belki bir sene hazırlanırsınız. Kesinlikle. Ama 3-4 saatte biter. Ama nedir? Çok büyük detay düşünürsünüz. Ya saçınızı kim yapacak? Makyajınız kim olacak? Gelinliğiniz nasıl olacak? Düğün yeri ne olmalı? Eşiniz ne giymeli? İşte fotoğrafçı kim olmalı? Baktığınızda işte nikah şekeri, atıyorum pastiş, davetiye. Yani hayatınızdaki bence en detaylı gün düğün günü. Bir de fotoğraf çok önemli. Yani kesinlikle. Yıllar sonra baktığınızda hani bir kusur bile olsa onu her zaman görürsünüz. Evet. Bir müşterim vardı ve şey demişti bana, işte Burcu Hanım, hani benim için fotoğraf çok önemli. Evet, gelinliğimi aldım ama gelinliğimi kaldıracağım, dolaba duracak. E pastişler yenecek. Bir tek geriye fotoğraf kalacak ve ben onu torunlarıma bile göstermek istiyorum. Evet. Zaten fotoğrafın amacı çok fazla. Yani nedir? Gelecek nesillere bir şeyler bırakmak. Kendinizden bir parça bırakmak. O yüzden devamlı elimizde fotoğraf makinesi artık. Şimdi evet, dijitale de geçtiğin bizim için. Bizim de var artık. Evet, dijitale geçtiğin için artık her evde kendi çapına göre insanların bir makinesi var. Nedir? Devamlı an yakalama. Evet. Nedir? Bu da dediğim gibi yani gelecek nesillere bir şey, kendinden bir parça bırakabilmek. Amaç aslında budur. Evet. Bir de düşünün ki düğün gününüz hiçbir şekilde hani fotoğrafsız olsun istemezsiniz. Fotoğraflarınızın en güzel şekilde çıkmasını istersiniz. Aslında çok önemli bir konudur. Çok önemli bir detaydır. Peki düğün yerine de gidip yani şimdi çok güzel de kareler var. Oradan kaçırdım ben onları ama bir gözümün bir kenarına evet, takip etmeye çalışıyorum. Diyeceğim şuydu. Mesela şimdi öncesinde bir fotoğraf çekimi yapıldı. Evet. Gelini ve damadı çektiniz. Ama düğün salonunda da bulunur musunuz? Evet. Orada da mesela gelen konukların onlarla ilgilenip kareler yakalar mısınız? Tabii tabii. Aslında ilk başta biz dış mekan fotoğrafı, hazırlık fotoğrafıyla başladık ama daha sonra düğünümüzü de çeker misiniz diye gelen talepler muhakkak olduğunda evet, biz bu işe de başladık. Artık düğünlerde de. Yani düğün boyunca siz de salondasınız. Gecenin sonuna kadar. Evet ve orada mesela gelen konukların karelerini yakalarsınız. Tabii ki de, tabii ki de. Zaten eşimle benim yaptığım şey kesinlikle doğal an yakalama. Yani doğal fotoğraf daha güzel sanki Burcu Hanım. Ben de onu düşünüyorum. Başka bir şey yani var. Evet, mesela bazı fotoğraflar var, mesela burada da belki göreceksiniz. Bazı fotoğraflarda kurgu yapabilirsiniz. Evet. Mesela çılgın çiftlerimiz var diyeyim ya da espriye çok açık en çiftlerimiz. En çılgın istenilen şey neydi mesela fotoğraf karesi olarak? Çocuk parkında çekim. Evet. İstediği nasıl bir şey yakaladınız çocuk parkında? Kaydırakta gelin oturdu, arkada damat sıra bekledi. İşte yeri geldi koşu parkurunda ayakkabılarını değiştirip koşmaya başladılar. Yani çok enteresan. Arkadaşları gelmişti çekime, hep beraber zıplayarak poz verdiler. Yani bir şekilde biz de yönlendirdik ama. Çünkü gerçekten hani her insana bunu yaptıramazsınız. Çünkü her insanın özünde belki bu kadar çılgınlık yok. Evet. O yüzden bir insanla görüşmek ne kadar önemli burada ortaya çıkıyor. Mesela siz belki bu kadar çılgın değilsiniz. O zaman size daha yönelik ne tarz şeyler olabilir? Evet, espriye açık olabilirsiniz ama ben dersiniz ki ben o gelinlikte koşmam, zıplamam, hoplamam. Ama daha farklı şeyler yapılabilir. Örneğin bu yaz Golf Club'da, Cornium'da bir çiftimizin düğünü oldu. Belki burada fotoğrafı olacaktır. Esprili bir fotoğraf yaptık. Damadın ağzına golf topunu koyup da işte gelin de sanki vuruyormuş gibi bir şey. Ama bu kurguydu. Evet. Sonuçta onu doğal yakalamazsınız öyle bir şeyi. Evet. Ama bu düşünüldü. Bunlar kurgu olanlar. Bunlar kurgu olanlar. Ama hani dediğim gibi daha çok bunlar bir ya da iki kare. Yani düğün fotoğrafımızda esprili bir şey olsun. Ben çocuğuma bunu da göstereyim. Yani çünkü evet, özünde dediğim gibi esprili ve çılgın insanlarla çalışıldı. Bir iki karede böyle bir şey yakalayabiliyorsunuz. Ama bunu da daha önce konuşuyorsunuz, planlıyorsunuz. Daha sonrası da o insanların doğal gülüşmeleri, işte birbirlerine o duygusal yaklaşımları, bakışmaları, devamlı o tarz şeyleri yakalamaya da çalışıyoruz zaten. İşimiz bu. Yani şuraya bak, buraya dön, elini buraya koy. Bu tarz şeyleri yapmıyorum. Çünkü ben o biraz böyle bir direktif vermek istemiyorum. Evet. Çünkü karşınızdaki insan o gün zaten stresli, ister istemez. Ne kadar rahat da bir insan olsanız, bir süre sonra düğün saati yaklaştıkça o anın stresine, evet, psikolojik olarak o anın stresine giriyorsunuz. Bir de siz üstüne üstlük işte oraya bakma, şuraya bak, öyle gülme, böyle gül ya da gülme. Ben yapamam, bana da yapılmasını istemem. O yüzden doğal olan ne varsa
onu yakalamaya çalışıyoruz. Sizin kendi düğününüzdeki kareleri gerçekten çok merak ediyorum. Şöyle, benim çalıştığım iş yerinde Sinan abi dediğim birisi vardı ve benim kuaförden itibaren beni çekmeye başladı. Kendisi düğün hediyesi olarak yaptı bunu ve düğün alanına kadar çekti. Evet. Buradaki düğünümde de fotoğrafçı gelmedi. Çok enteresan. Maalesef. Aksilik oldu ama sorun değil. İstanbul'daki düğünde tamamdı, hallettik onu. Peki size ulaşmak isteyenler www.burcuustuner.com adresinden ulaşabilirler. Bu arada bu adresimizi de yazacaktık. Unutmazsak çok iyi olur. Fotoğraflara devam ediyoruz. Mesela denizin içinde gelin, tıraşlı dress çalışmaları. Bu farklı bir konsepttir. Evet. Düğün sonrası çiftler balayına gitmeden önce ya da balayından döndükten sonra isterlerse gelin ve damatlıklarını tekrar giyebilir ve düğün günü yapamadıkları şeyleri yaparlar. Mesela denize girmek gibi. Yani o an olmadıysa, düğün günü olmadıysa. Zaten düğün günü denize giremezsiniz gelinlikle. O kadar saat hazırlandınız, bir de denize girin, sonra saçınız da bozulur. Yani o yüzden çiftlere bu şansı tekrar veriyorsunuz. Hani tekrar gelinliğinizi giyin. Sonuçta diyoruz dolapta bir süre sonra duracak ama daha sonra tekrar belki içine giremeyeceksiniz ya da eskiyecek. Muhakkak. Hani doya doya gelinliğinin tadını çıkartmak isteyenler için böyle bir proje var. Tabii bu illaki deniz de olmayabilir. Farklı bir konsept de olabilir ama adada yaşıyoruz. Sonuçta evet, söz konusu ada olunca. Söz konusu ada olunca genelde deniz tercih ediyor. Yani mesela bu tarz çalışmalar da yapılabilir. Yani mesela çok çift var. Ben adaya gelmeden önce evlenmiş ama doğru düzgün fotoğrafım yok. Tekrar ben giysem gelinliğimi çekebilir misiniz diye. Tabii ki de çekebiliriz deyip normalde peki, onlarla da çalışma yapabiliyoruz. Sizce şimdi o günün heyecanı başka. Tabii ki. Tamam, böyle bir şey oldu diyelim ki yani o şeyi tekrar yakalayabilir misiniz? Yani yıllar sonra belki düğün fotoğrafı olmayabilir kişinin, kişilerin. Fotoğraf çektirecekler. Siz, yani siz bunu yaşayan kişisiniz diye soruyorum. Evet. O günün heyecanıyla o gününkü aynı mı? Şimdi düğün günü tabii ki de birazcık da mesela 3 yıl sonra, 3 yıl önce evlenmiş bir bayan müşterim vardı benim. Dedi ki ben tekrar gelinliğimi giymek istiyorum ve kızımla fotoğraf çektirmek istiyorum. Yani evet, o zaman o heyecanı yakalayabiliyorsun. Çünkü kızı 1,5 yaşında ve o müşterim tekrar giydi gelinliğini ve ben denize de gireceğim dedi. Kızımı da getireceğim. Kızına da güzel beyaz bir elbise aldı. İşte çiçekten, taçtan yani taktılar. Yani gelinlikle mi denize gelinlikle, girildi? Gelinlikle, evet. Ve o an o şeyi yakalayabiliyorsunuz. Çünkü kızıyla özel bir şey paylaşıyor. Nasıl bir kare çıktı ortaya? Çok merak ettim. Yani şu an daha müşterimden izin almadığı için buraya koyamadım ama. Tamam, o zaman siz tam olarak onu söylemeyin de. Mesela denize girmek şimdi çok değişik geldi bana. Evet. Nasıl bir kare yakalanabilir? Yani denize mesela burada da örneklerini göreceksiniz. Yani düğün günü o gelinlikle yapamadığınız o kadar çok şey var ki düşündüğünüzde. İşte bir yere oturmakta bile bazen sakınırsınız. Aman ucu kirlendi mi dersiniz. Devamlı hani gözünüz gelinliğin üstüne olur ama düğünden sonra da bir de rahatlık var. Artık o gün bir yere yetişme telaşınız yok. Düğününüz oldu bitti ama insanlarda şu vardır genelde bayan, yani bayanlarda zaten özellikle damatta pek olmaz ama gelinliği bir daha giyme arzusu. Ben o gelinliği işte o kadar zaman seçtim, provasına gittim, aldım. Ama 1 saat, 2 saat giydim. En fazla 4 saat çünkü düğün işte 8'de başlasa evet, 12'de bitse. Evet. Ama hani çok da fazla tadını çıkaramıyor insanlar. Çünkü bir de o günün yorgunluğu var. Muhakkak mesela düğünden bir önceki bir hafta çiftlerin en yoğun geçirdiği o bir haftadır. Artık olsa da bitse diye bakarlar son işe. Son aşamaya. Son aşamalar. Çünkü işte son detaylar vardır. Hiç akla gelmeyecek şeyler çıkar. Aksilikler olur. Artık insanlar aslında balayına odaklanır biraz da. Düğünü geçip balayına odaklanır. Nedir? İşte o günün stresiyle çok da fazla. Hani kendinize çok dikkat edemiyorsunuz. Şimdi ben kendimden de örnek veriyorum. Mesela ben o gün nasıl hazırlandığımı fotoğraflarım olduğu için çok rahat hatırlayabiliyorum. Ama bu belgelenmeseydi hatırlayamayacaktım belki de. Atladığım bir kare olacaktı. Yani yıllar sonra unutabilirdim. İşte kim vardı yanımda? Nasıldı o heyecan? İşte neydi sabah nasıldı? Akşam işte nasıl gelinlikli oldum? Yani dediğim gibi düğünden sonraki çekimde de tekrar gelinliği giyme hissi insanları biraz canlanır. Siz kuaförden itibaren başlamıştınız, evet, demiştiniz. Evet, daha sonra işte gelinlik giydiğinde de o kişilerdeki aslında heyecanı görebiliyorum.
Yani yakalayabiliyorum bunu. Çünkü tekrar gelinliğin içinde, tekrar gene odak noktası. Çünkü bakarsanız bayanların aslında en böyle odak noktası olduğu, yani herkes tarafından odak noktası olduğu gün düğün günü. Evet, doğru aslında. Bunu bir daha giymek yine heyecanlandırır kesinlikle insanı yani. Kesinlikle heyecanlar. Tabii düğün günündeki fotoğraf çekimi kesinlikle yapılmalı. Yani o eşinizle hayatınızı birleştirdiğiniz ilk gün, onun heyecanı hiçbir şey değişilmez. Ama dediğim gibi daha sonra içinde bir alternatif var en azından. Tekrar evet. O kıyafet giydiğinde çekecek bir fotoğrafçı var. Evet, fotoğraflarımız da arkada geçmeye devam evet. ediyor. Evet, www.burcuustuner.com. Evet, bu web sitesinden benim iletişim bilgilerimden bana ulaşabilirler. Evet, onu soracaktım. Yani bu siteye biz girdik. Bizi ne karşılar? Sizi Burcu Üstüner'in ve eşinin çektiği fotoğraflar ilk başta kategori haline ayrılmıştır. İşte mesela mekan fotoğrafları, iç mimarlık şirketine bu tarz bir fotoğraf hizmeti veriyorum. Yaptığı dekorasyonları, iç mimarlık aşamalarının bitmiş hallerini fotoğraflıyoruz. Daha sonraki kategori aile çekimi olabilir. Gerçekleştirdiğimiz çekimlerden örnekler görebilirler. Hamilelik dönemi çekimlerinden örnekler görebilirler. Hamileliğe nasıl, hangi aylardan itibaren? 7. aydan itibaren genelde başlıyor. Çünkü artık 7'den itibaren. Belli olması için. Tabii sonuçta tabii isteyen olursa belki aylık bir periyot halinde çekilebilir ama 7'den itibaren birazcık daha göbek şekillendiği için tercihimiz 7. aydan itibaren çekim yapmak. Tabii bu gene iç mekanda da çekilebilir, dış mekanda da. İşte kişi kendini evinde rahat hissediyorsa hamile bayan evinde çekim yapılır. Daha sonra çocuk odası hazırlanlarında çocuk odasında çekim yapılır. Dış mekan çekimi istiyorsa dış mekana gidilir. Genelde bayanlar mı meraklı yoksa? Bayanlar meraklı ama erkeklerden de. Yani beni direkt eşi arıyor mesela kişinin, damat bey diyeyim. O zaman şaşırıyorum aslında. Ha, ilk çünkü defa. Evet, sanırım bayanların genelde daha bayanlar. Kesinlikle öyle. Çünkü düğün detaylarını düşündüğünüz zaman hep bayana yönelik aslında şeyler. Hani bayanız, bir de erkekler şöyle bayanın zevkine göre yaşasın istiyor. Çünkü o günün, evet, ikisinin günü ama bayan daha baskın. Gelin daha çünkü. Bir ön planda sanırım. Kesinlikle öyle. Evet. Yani gelin daha ön planda olduğu için daha çok bayanlar bu tarz şeyler araştırıyor. İşte davetiye nasıl olsun, nikah şekerimiz ne olsun. Evet. Bir arkadaşımın aklıma geldi. Düğün davetiyesinde kızın ismi Deniz, damadının ismi Uğur'du. Bir köşeye Deniz kızı, bir köşeye Uğur böceği koymuşlardı düğün davetiyesine ve çok güzeldi. Anladım. Aslında böyle küçük ayrıntılar çok kesinlikle. Güzel. Detaylar. Dikkat çekici. Kesinlikle dikkat çekici. Mesela bir bazı... de hatırası var dediğiniz gibi. Öyle. Sonra baktığınızda o Deniz kızı ve o Uğur böceği her zaman göreceğiniz bir şey orada. Kesinlikle öyle. Hamilelik döneminde de daha sonra kişi isterse doğum fotoğrafı da çekiyoruz. Evet. Doğum fotoğrafı denince akla ilk başta nedir, işte o bebeğin çıkma anı falan gibi gelir ama aslında olay o değil. Ben şu ana kadar aslında hiçbir doğumhanenin içine girmedim. Sezaryen olduğu için bir, doktorlar çok fazla istemiyor ameliyat ortamı olduğu için. Evet. İkincisinde de bir müşterim normal doğum yapacaktı ve karar verdi, evet dedi, sen doğuma gireceksin çünkü benim eşim de giriyor. Dedi. Tamam dedim, girerim, çekerim sizi. Ama sancılara başladığı zaman insanın psikolojisi çok çabuk değişiyor o an ve dedi ki ben dedi istemiyorum seni doğumhanede, girme. Tamam dedim ve girmedim. Ama daha sonra çıkınca çok pişman olmuştu. Keşke girseydim ama dedim hani o an yapabileceğim hiçbir şey yok. Çünkü sonuçta evet. Siz müşteri ne isterse ona göre hareket ediyorsunuz. Evet. Yani oradaki aslında çocuğun o ilk çıktığı an kordon bağını kesilmesi evet bir yere kadar önemli ama bence asıl önemli bir nokta dışarıdaki bekleyiş noktası. İnsanların o heyecanı, işte anne ameliyathaneye girer, yüzler asılır. Evet, siz içeride onları çekerken dışarıdan o ayrıntıları kaçırabilirdiniz. Eşimle beraber çalıştığımız için aslında o da böyle, dışarıda çekebilirdi. Evet, evet, sonuçta her çekime biz eşimle beraber gidiyoruz. Koray'la evet. beraber, Koray Üstüner'le. Zaten ben içeride de olsam Koray dışarıda o bekleyişi çok rahat çekebilir. Ama şimdi zaten ikimiz de dışarıda olduğumuz için çok daha farklı açılardan insanları yakalıyorsunuz. Yani bir kere zaten öyle bir süreç ki o doğum süreci. Hem üzüntü, yani üzüntü değil endişe. Üzüntü değil, endişe. Daha sonra sevinç, işte bebeğin ilk çıkmasıyla beraber işte aileye bebeğin ilk gösterilmesi, babanın kucağına verilmesi,
oradaki duygusal anlar, mutluluk, gözyaşları. Daha sonra tekrar bir endişe, bu sefer anne ne zaman çıkacak? Evet. Annenin durumu ne? Ve sonra tekrar sevinç. Öyle bir duygu yüklemesi var ki aslında doğum anında, inanamazsınız çok çok farklı kareler çıkar. Yeri geldiğinde biz de duygulanıyoruz. Yani eşim ve ben de zaten duygusal insanlarız. Normal doğum yapan işte müşterimle beraber işte baba da doğuma girdi. Bebek çıktıktan sonra baba ağlayarak dışarı çıktığında biz bile gözyaşlarımızı tutamadık. Yani öyle bir duygu şey oluyorsun ya, tüyleriniz ürperiyor, siz duygusallaşıyorsunuz. Yani resmen biz ağladık da. Ve insanlar da şaşırıyor. Yani evet herkes ağladı ama... Sevinç gözyaşları. Sevinç gözyaşları. Çünkü o bebeğin o ağlaması, o heyecan, yani çok aslında farklı duygularla dolu olan bir an. O da zor bir süreç çünkü. Kesinlikle öyle ama en sevdiğim çekimlerden biri de aslında doğum çekimi. Evet. Yani hepsini çok fazla seviyorum ama doğum çekiminde de yani çok büyük haz alıyorum aslında. Çünkü dediğim gibi bambaşka, yani bir sürü o duygusal anlarda yaşanan şeyler inanılmaz. İşte bebeği annenin kucağına alması, onun gözyaşı olsun, işte babayla buluşması, yani çok çok oradan da doğal kareler yakalayabilirsiniz. Çok. Zaten o sürede yani kesinlikle bizim farkımızda olmuyorlar. İnsanlar bir süre sonra artık bizi de kanıksadıkları için. Siz daha sonra onlara gösterdiğiniz zaman. Ne zaman çektiniz bunun? Hangi ara işte böyle oldu? Yani insanlar o açıdan çok fazla şaşırıyor. Evet. Doğum konusunda özellikle çok dikkat edilmesi gereken bir konu var. O da şudur ki bebek doğduktan sonra flaşların asla kullanılmaması. Çünkü bebek yeni doğduğu zaman retinası tam gelişmemiş oluyor. Ve siz ona çok güçlü bir ışık verdiğiniz zaman bu ileriki yaşlarda daha erken dönemde katarak riskini artırıyor. Bu mesela ailelerin aklına geliyor mu yoksa? Ben özellikle söylüyorum. Evet, yani siz uyarıyorsunuz. Ben uyarıyorum. Olarak. Özellikle yani hiçbir şekilde yani kendi makineleriyle de hani insanlar çektiriyorum. Kesinlikle kullanmayın. İlk birkaç ayda kesinlikle, çünkü ben bunu göz doktorlarıyla da görüştüm. İşte eğitimin önemi de sanırım burada ortaya çıkıyor. Kesinlikle öyle. Çünkü dediğiniz gibi çok hassas bir bebek doğduğu zaman. Ve hani bir de onun üstüne o kadar ışık ve devamlı hani biz, evet, orada çekim yapıyoruz. Bizim prosedürümüz şu, ne olursa olsun. Evet, hastaneler karanlık ortam, belki gecenin bir yarısı doğum oldu. Ama ne olursa olsun flaş kullanmıyoruz. Çünkü kesinlikle her şeyden önemlisi o kişinin sağlığı. Evet. Ve müşterinin de memnuniyeti. Yani beni arayan hamile bayanlar muhakkak işte beni aradığında, görüşmek istediklerini, yani diyorum ki benimle çalışmayacak bile olsanız lütfen bu konuya özen gösterin. Sonuçta aslında çok önemli. Kesinlikle bu. Öyle. Kesinlikle. Çok önemli. Ona yani tekrar buradan söylemem gerekirse hamile bayanları tekrar bu, evet, konuda uyaralım. Kesinlikle flaş kullanmasınlar doğduklarından sonra, bebeklerin birkaç ay sonrasında. Bu arada hemen hatırlatalım, Burcu Üstüner'le birlikteliğimiz devam ediyor. Kendisi fotoğraf sanatçısı. 97.7 frekansından bizi dinleyenler de tekrardan hatırlatmış olalım. Fotoğraflarımız devam edebilirse geçmeye, onları kaçırdık biz çünkü. Evet, bir gelin görüyoruz. Evet. Gerçekten değişik kareler yakalayabilirsiniz. Bu da sizin hayal gücünüzle bağlantılı mı? Kesinlikle öyle. Bağlantılı. Kesinlikle. Bakış açınızla bağlantılı aslında. Evet. Daha farklı nasıl yaklaşabilirim olaya, ne yapabilirim? O kişinin tarzına ne uygun? Evet, mesela benim bir tarzım var fotoğrafta. Peki yani iki kişi, yani sordum ama, hı-hı, iki kişi yani yetişebilmek mümkün mü? yani şöyle, kendimizi sanki çok zorluyoruz aslında. Yani bunu dediğim gibi için biz sordum. Firma değiliz. Yani bizim yanımızda 3 eleman, yani bir ekip çalışması. Aslında eleman, iki kişi de ekibiz. Ama yani başından sonuna kadar işte müşteriyle görüşme gene bize ait. Müşteriyle anlaşma. İleride bunu büyütebilirsiniz. Yani, ama bence siz bunu pek istemezsiniz. Evet, istemiyorum. Çünkü neden? Anladım ama ben bunu size bir sorayım bakayım. Düşündüğüm cevabımı evet, alacağım şimdi. İstememenin nedeni şu aslında. Şu an için öyle bir proje yok. Yani stüdyo kurma gibi bir proje de yok. Çünkü nedir? Şimdi ben burada bir iş yaptım. Bu fotoğrafı çektim. Altına bizim imzamız atıldı. Ben bu fotoğraftan ben sorumlu olmak isterim. Yani ben bunu X elemana yaptırdığım zaman emin değilim ki benim işim gibi sahip çıkabilecek mi bunu? Yani benim verdiğim özveri, işte eşimin verdiği özveri gibi davranabilecek mi?
Sonuçta bir... İçinize sinmez o zaman sizin. Gene sonuçta benim kontrolümün altında geçer. Evet, ileride belki olabilir. Belki sadece düğün çekimlerine X bir kişiyi yollarım ama gene de benim kontrolümden geçer şey. Mesela eşimin çektiği fotoğraflar da benim kontrolümden geçiyor. Siz tamam onayı verirseniz tamamdır. Kesinlikle öyle. Yani dediğim gibi çünkü çok özel günlere özel bir proje sunuyorsunuz. Çılgın bir karemi görüyoruz. Evet. Bunu durdurabilir miyim lütfen? Bu arada ben saati de öğrenirsem çok iyi olur. Arkadaşlara buradan tekrardan söyleyelim. Saati öğrenirsem çok iyi olur. Bu kare nasıl bir kare? Lütfen büyütebilir miyiz? Sanki nasıl yakaladınız bunu? Çekiyorsunuz sonuçta o anda. O yani siz böyle mutluluğu. Bir anda hani böyle devamlı çekerken yani bir ara yakalamış evet oldunuz. Mesela bu çift birazcık da çılgınlığa yatkın. İşte zıplarmışız tabii dediler ve zıplamaya başladılar. Zıplar mısınız? Tabii ki zıplarız. Ya çünkü yapmayacak insan da var sonuçta. Evet, sizi anlarsınız o zaman. Kesinlikle bir süre sonra çifte zaten. Çifte baktığınızda tamam bunlar çılgınlığa yatkın. Yani zaten dediğim gibi şimdi nasıl biz birbirimizi yavaş yavaş tanımaya başladık. Bir süre sonra sohbette de artık bazı tiyolar alıyorsunuz. Detaylara takıldığınız işte bu kişi hangi detaylara takılır, neleri sever, neleri sevmez. Evet. Onu azından... bir örtebilir miyiz? Bu o neydi gördüğümüz? Babanın bekleyişi. Evet anladım tahmin ettiğim şey. Siz bunu çektiniz yani bu anı siz yakaladınız. Sonra evet. Gördüğü zaman bu beyefendi nasıl tepki verdi bu fotoğrafa? Yani insanlar şaşırıyor yani ne durumdaymışım, nasılmış. Yani aslında insanlar farkında değil o an. Zaten dış yani diyorum ya bir süre sonra insanlar artık farkında olmuyor sizin. Yani sizi de o olayın bir parçası olarak görüyorlar. Evet. Mesela burada bebeğini bebek. Aldığı zaman. Evet saati öğrenebilir miyim arkadaşlar? Çok sevinirim. www.burcuustunar.com adresinden ulaşabilirler size. Evet. Ayrıca Facebook'ları varsa dinleyicilerimizin Facebook kullanıcıları nasıl evet, bulabilir sizi? Burcu Üstüner olarak beni ekleyebilir. Ya da grubum Burcu Üstüner Fotoğraf ona kendisini ekleyebilir. Ve... Facebook kullanıcıları da buradan öğrenmiş olsun Burcu Üstüner yazdıkları zaman beni ekleyebilirler. Evet, kişisel Facebook'unuzu ekleyebilirler. Evet. Oradan ulaşabilirler. Bunu nasıl çektiniz? Bu işte bu gelin evlendikten bir yıl sonra tekrar gelinliğini giydi. Ve bu çekimin bir parçası ilk başta denize girmeden önce kuruyken bir sürü fotoğraf çekildi. Çünkü denize girdikten sonra o süreç biraz daha azalıyor. Çünkü gelinlik ağırlaşabilir. Evet. Üşüyebilir. Kişiye göre değişir bu. O yüzden ıslanmadan önce... Mesela burada göreceksin işte saçlarını savururken artık denizin içinde gelin. Hı hı. Bu tarz değişik çalışmalar yapılabilir. Çok enteresan. Bunu nasıl yakaladınız? Sonuçta... Yukarıdan. Yukarıdaydım evet. Çok güzel. Bir sürü ekipman, malzeme taşıyoruz yanımıza. Yeri geldiğinde merdivenimizi taşıyoruz. Size yani... böyle büyük bir araç lazım. Bir de Kıbrıs'ın her yerine. Öyle. Öyle. Zaten eşim ve sevgili ben. Sevgili Has TV izleyicileri, Asif Efendi izleyicileri, Burcu Üstüner ve eşi bütün Kıbrıs'ı dolaşıyorlar. Evet, bilginiz mesela de olsun. Mesela işte o golf club'daki golf sahnesini şu anda izleyebilirsiniz. Çok enteresan. Mesela bu çift bunayı... Burada aslında bir sürü şey çıkarabilirsiniz ortaya. Hı-hı. Güç kadının elinde. Evet aslında. Diyebilir miyiz? Yani sonuçta öyle bir şey geldi. Öyle bir imaj var. Çünkü nedir? Çünkü erkekler... Özellikle düğün konusunda dediğim gibi hani kadına birazcık da bırakıyorlar her şeyi. Bu sadece düğün şeyi başlığı altında mı geçerli sizce? Bilmiyorum. Orada değişik bir fotoğrafımız vardı. En son fotoğraf. Ona da gelebilirsek sanki bir kadeh gördüm, bir şey gördüm. Evet, şampanya bardağı içinde bardağıydı. Yüzükler ve arkada gelin damat. O fotoğrafı alabilir miyiz? Tamam. Evet. Her fotoğraf benim için bir hikayedir. Hikayelerimde rol almanız dileğiyle. Evet. Bu size ait bir evet, söz. Bana ait. Web sitemin başlangıcında evet. Da kişiler görebilir. Gerçekten şimdi size mesela anlatıyorum. Bu kişilerin işte doğumu bu oldu, işte evlilik gününde bunlar yaşandı. Aslında her karenin, her insanın bir hikayesi var. Kendi içimizde yaşadığımız hayat da öyle. Hepimizin ayrı bir hikayesi, ayrı mesela bir yolu var. Bizim şirkete gelseniz ve bizim bir gün çalışmamızı çekseniz neler yakalarsınız? Muhtemelen sonuçta sizin burada yaşadığınız evet. Aksilikler, karmaşalar, neşeli anlarınız. Yani hepimizin hayatında bu böyle. Evet. Ve benim için de her fotoğraf karesinin aslında bir hikayesi var. Yani o kişilerle zaten bir süre sonra da görüştükçe ve bir şeyleri paylaştıkça artık yavaş yavaş...
tanıdıkları gibi oluyorsunuz, arkadaşları gibi oluyorsunuz. Çevrelerinden biri. Evet, çünkü sonuçta onların en doğal, en özel günlerine bir de tanıklık ediyorsunuz. Dolayısıyla evet. Bu zaten size özel kalıyor ve onların da hikayelerini siz böylece yayın. Evet, burada durabilir miyiz? Evet, onların hikayelerine ortak olmuş olursunuz. Ortak olmuş oluyorum. Evet, bunu büyütebilir miyiz? Bu çok enteresan. Evet. Evet, burada bu sizin mi aklınıza geldi? Evet. Mesela çiftlerden gelen ilginç fikirler var mı? Var ya, zaten ortaklaşa da konuşuyoruz. Devam edebiliriz. Bundan sonraki fotoğraf da değişikti. Evet. Siyah beyazdı sanırım. Ben siyah beyaz fotoğrafları çok severim. Ve özellikle kendi fotoğraflarımı ben özellikle siyah beyaz yaparım. Genelde ama insanların çoğu siyah beyaz fotoğrafı çok seviyor. Ben de çok severim. Evet. Renklerin tadı ayrı ama siyah beyazda da bir başka. Burada mesela, neydi? Gelinin arkadaşları. Evet. Hepsi okul arkadaşı, yurt dışına gelen arkadaşları. Ve yukarıda bir yazı var. Evet. Çise ve Emre Uyguroğlu çiftinin düğün günü fotoğrafları yakında sizlerle ve web site. Çok güzel. Böyle bir reklam yemede bir şey. Facebook'ta aslında bu tarz reklamlarımı evet. yapıyorum. Facebook'a daha fazla fotoğraf yükleyebiliyorum. Web sitesinden ziyade. Evet. Mesela daha sezon, yaz sezonu daha başlamadan önce mesela Mayıs gelinlerinin bir kısmını kendim seçip fotoğraflarını eğer izin verirlerse Facebook'a bu şekilde işte yakında sizlerle diyerek bir şekilde o insanlar hani o gün ne oldu, ne bitti, tanıdıkları görebilsin diye koyuyoruz. Evet, aslında bu sosyal iletişim sayfası, sosyal iletişim evet. ağı Facebook. Kesinlikle. Ve bir reklam özelliği de var. Yani bir şekilde istediğiniz şey reklamını yapabilme özelliği var. Özellikle Kıbrıs'ta mesela çok etkin. Çünkü zaten küçük bir toplum. Herkes de kullanır. Bir kişiyi tanıdıktan sonra zaten isteriz. Aa bak gördün mü burada bu fotoğrafı vardı ya da bu, evet. bu olmuş. Oradan size ulaşanlar çok, var mı? Facebook'tan çok ulaşan çok, var. Çok, evet. Çünkü dediğim gibi Facebook şu anda en büyük reklam kaynaklarından biri. Kesinlikle. Sosyal iletişim ağından biri. Mesela bu çiftin mesela şimdiki bir fotoğrafı koyduğum zaman ve o kişiyi siz takladığınız zaman orada bu kişi budur diye bir sürü onun ağındaki insanlar görür zaten. Görüyor. Daha sonra ne oluyor? Onun arkadaşları görmüş oluyor. Daha sonra bu şekilde yayılmaya başlıyor. Evet. Dikkat ettiğim önemli bir konu da şu ve Facebook'umu da girdiğinizde göreceksiniz. Koyduğum bütün fotoğraflar artı web sitemdeki bütün fotoğraflardan hepsine izin alındı. İşte doğum fotoğrafı koyduysam o aileden izin alındı. İşte gelin damat o çiftten izin alındı. Kesinlikle izin vermeyen insanların fotoğraflarını koymuyorum. Aslında bu çok güzel bir ayrıntı. Yani buna dikkat etmeniz. Kesinlikle. Yani ben kendimde de hani bu tarz şeyler özel gösterirsin isterim. Çünkü sonuçta özel görünür. Özel. Evet. Mesela hamileliğinizi herkes görmek zorunda değil belki. Belki de çok rahatsınız. İnsanlar görsün istersiniz. Ya da evet. düğün gününüzde. Bazı insanlar şeyler işte Burcu Hanım biz hani böyle her şeyimizi koymuyoruz. Facebook'a da paylaşmıyoruz. Hani koymazsanız koymanızı istemiyoruz. Evet. Tabii ki de diyorum koyman ve hiçbir şekilde o çift sürprizle karşılaşmaz. Yani bir gün açtıklarında Facebook'u işte Burcu Süner sizin fotoğrafınızı koymuş böyle bir şey olmaz. Yani buna çok çok özen evet. göstermeye çalışıyorum. Sonuçta bu bir kişisel haktır. Kişiye ait bir hak. İsterse izin verir, isterse vermez. Ve evet. buna ben uymak zorundayım. Özellikle soruyorum çünkü. Ve izin verilen fotoğrafları görüyorsunuz çok siz de. Çok güzel. Peki programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz ve bir toparlama yapmamız gerekirse. Hı hı. Son olarak neler söylemek istersiniz? Meraklılar size nasıl ulaşabilirler mesela? Dediğim gibi web sitemden evet. ve Facebook'tan bana ulaşabilirler. Yaptığımız çekim aslında burada daha çok hep düğünden bahsettik. Evet. Aslında sadece düğün fotoğrafçısı değilim. Mezuniyet, yani, düğün, nişan, ondan sonra doğum. Hamilelik. Evet. Ve aslında şimdi yavaş yavaş şimdi Türkiye'de aldığım eğitimle reklam sektörü eğitimi, ürün fotoğraflarına yönelik. Aslında kendimi birazcık da bu alanda da. Buradaki reklam sektörü geliştikçe bu alanda da göstermek istiyorum. Aslında insanların hayatında belli zamanlarda
zaten belli dönüm noktaları vardır. O noktalarda çekilen fotoğrafların çok büyük önemi var hayatımızda, evet, sanırım. Evet. Şimdi yavaş yavaş mesela dediğim gibi iç mimarlık sektörüne, iç dekorasyon. Orada bir iç mekan gördüm, evet, ben aslında, evet, ama evet, hani sormak dedim ki iç mimar tabii değilsiniz ki diye sormayın dedim. Değilim ama bu tarz firmalar beni tutup fotoğraflarını çektirebiliyorlar. Evet. Ya da mesela bina çekimleri. İşte geçen haftalarda yaptık bir sigorta şirketinin binasının çekimleri. Çünkü kendi portföylerinde kullanmak istiyorlar, tebrik kartlarında kullanmak istiyorlar. Aslında yavaş yavaş bu sektörlerde de biraz daha fotoğrafa karşı bir ilgi görüyorum. Çünkü aslında sizin seyyar olmanızın avantajı var. Çok büyük avantajı yani var. Yani programdan, evet, önce de biz biraz Burcu Hanım'la sohbet etme, hı-hı, şansımız oldu. İzleyicilerimize, dinleyicilerimize söyleyelim. Hani siz sabit bir yerde olsanız, hani oraya çakılıp kalırsınız. Tamam, sonuçta aracınız yine var, gezersiniz, evet, ama hani belki bu derece etkili olmaz. Kesinlikle olmaz. Dediğim gibi bir yer kurmamamın nedeni de zaten bu. Kesinlikle bu. Çünkü insanlar sizi karşısında görmek istiyor. Yani beni ya da Koray'ı aynı şekilde. Ama biz iletişime geçmeliyiz insanlara. Bunu biz böyle başlattık. Kişiye özel hizmet olarak başlattık. Ve bu şekilde de devam etsin istiyoruz. Bakalım şimdiki projeler böyle. Ama ilerisi ne gösterir, ne olur, evet, imkanlar neler olur bilmem. Ama hani dediğim gibi gene de bu tarz şekilde çalışmalar yapmak isterim. Özellikle reklam sektörü daha da geliştiğinde. İnşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de gelişebilir reklam sektörü. Hepimizin dileği, temennisi daha da, evet, gelişmesi. Peki şimdi yakın bir gelecekte ki çekim planınız ne? Ne var mesela şimdi listede? Listede. Bu hafta sonu bir düğün çekimim var. Düğün var. Evet. Bu hafta sonu özellikle sabahtan gecenin sonuna kadar tekrar. Hani o uyanır uyanmaz dediğiniz andan mı başlayacaksınız? Kişi ona karar verecek. Daha vermedi. Daha vermedi. Yani kuaförle ilgili de olabilir. Bence aslında en güzel hani kuaförden itibaren. Kişiye göre değişir. Kimisi sen gel uyandır der. Kimse ben sinirli olurum, kuaförde buluşalım der. Evet, bu o beni kapsar sanırım. Uyandığımda sinirli olurum. O yüzden sonuçta bu fırsatı da yani insanlara, evet, sunuyoruz. İstediği yerden itibaren bizi çağırabilir. Bu hafta sonu dediğim gibi bir sizi düğün çekimi var. Yoğun bir hafta, yoğun bir gün ve ondan sonrası için yoğun günler bekler. Yoğun sanırım günler zaten var bilgisayar başında, evet, dediğim gibi. Evet, siz yine de yoğunsunuz. Çünkü mesela bizim yaptığımız şey bir sürü fotoğraf çekeriz ve bütün bu fotoğrafları biz çiftlere CD'de veririz. Bir nedir? De seçme aşaması var. Kişi, mesela bir düğünde toplam kaç tane fotoğraf çekersiniz? Sadece düğün mü yoksa bütün gün? Olarak. Bütün gün diyelim. Bütün gün dersek 2000 kare. Bunların bir de seçimi var. Onları zaten çiftler seçiyor. Çiftler seçer. Benim yaptığım şu, bir CD içerisine bütün bu çekilen fotoğrafları koyarım. Koray'ın ve benim çektiğim. Siz seçin. Bize gelin. Tabii ki de ve evlerinde seçer insanlar. Çünkü bu yani bir ya da iki saatte beraber buluşup da seçilebilecek fotoğraflar değil bunlar. Rahat rahat oturup tabii bakabilirler. Tabii ki de kişi kendi aklını toparlayarak bakabilsin. Yani düşünsenize ben bu CD'yi vermesem, desem ki bugün şu saatte şurada buluşalım. İki saatiniz var, seçin. Böyle bir şey imkansız. Olmaz. Yani imkansız değil miyim? Bence olmaması gereken bir şey. Çünkü insan o sırada aklını toparlayamaz. Bir süre sonra sıkılırsınız. Yani düşünsenize devamlı bütün o gün ama bu mu daha güzeldi, o mu daha güzeldi? Yani böyle bir şey yaşatmak istemiyoruz biz insanlara. İnsanlara daha rahatlık sunmak istiyoruz. Bu yüzden böyle bir şey yaptık. Evet. Kişiler evlerinde rahat rahat istediği zaman seçiyor. Ve biz o fotoğrafları bilgisayarda işliyoruz ve baskı haline getirip teslim ediyoruz. Çok güzel. Çalışmalarınızın devamını dilerim. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili AS TV izleyicileri, AS FM dinleyicileri, bugünlük Yaşamın İçinden programımızın sonuna geldik. www.burcuüstüner.com adresinden, evet, programımız boyunca bizi dinlediniz. Burcu Hanım'ın ve eşinin Koray Bey'di. Evet. Koray Bey'in yaptığı çalışmaları hem bu web sitesinden izleme şansınız var, ondan sonra da onlara ulaşma şansınız var. Hatta Facebook üzerinden de onlara ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için ve yol boyunca dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.